25 Ağustos 2020 Salı ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1278, ölü sayısı 5, dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı da 24 milyona yaklaştı. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü riskli bölgeler listesini güncelledi. Fransa'nın başkenti Paris'in de dahil olduğu birçok bölge listeye eklendi. Avrupa Birliği ülkeleri de var. Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'daki bazı bölgeler riskli bölgeler arasına alındı. Bu bölgelerden gelenlerin test yaptırmaları veya karantinaya girmeleri gerekiyor Almanya'da. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının da ilk etapta 31 Ağustos tarihi ne kadar uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak şu aşamada Türkiye'nin riskli ülkeler listesinden çıkarılması beklenmiyor bu konuda herhangi bir değişiklik yapma düşüncesi yok. Yurt dışından gelenlerin test yaptırma zorunluluğunun kaldırılması gündemdeydi Almanya'da. Çünkü bu kişiler ülkenin test kapasitesini zorluyor dendi. Baviera Başbakanı Markus Söder buna karşı olduklarını açıkladı. Yurt dışından gelenlerin hem karantinaya girmesi hem de test yaptırması gerekir dedi. Test kapasitesinin dörtte birinin de kullanılmadığını belirtti ve bu eleştirilere de karşı çıktı. Sonbaharda hem grip hem de korona çok zehirli bir kombinasyon olabilir bu ifadeyi kullandı. Gerçekten de havaların soğuması ile birlikte iki konuda zorluk yaşanması bekleniyor. Birincisi mevsimsel grip vakalarının korona ile karıştırılması bu sağlık sistemini gereksiz yere meşgul edecek deniyor. İkincisi de kapalı alanlara geçecek olan insanların bu buluşmaların çok daha fazla sayıda insanın hastalanmasına neden olması çünkü virüs Kapalı alanlarda daha hızlı yayılıyor. Sağlık bakanları da tatilden dönenlerin ilk 5 gün karantinada kalmalarını, ardından korona testi yaptırmalarını planlıyor. 5. gün test getirenler karantinayı bitirebilecekler, getirmeyenler 14 gün karantinada kalacaklar. Öylelikle ücretsiz testler de sona erecek plan bu. Perşembe günü şansölye Merkel ve eyaletlerin sağlık bakanları bu konuda karar verecekler. Alman Havacılık Birliği ise karantina zorunluluğunun fiili bir seyahat kısıtlaması olacağını düşünüyor. Birlik bunun geriye doğru acı bir adım olacağına inanıyor sektör açısından. SEDO lideri Kram Karmar dün iş yerlerinde genel bir maske mecburiyeti olmasını önermişti. Sürpriz bir tepki Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi. Spahn artan enfeksiyon sayısının iş yerinde veya alışverişte virüs kapma ile ilgisi yok. Bu nedenle iş yerinde maske zorunluluğunu gerekli görmüyorum dedi. Bakalım bu tartışma nereye kadar ve ne şekilde devam edecek ve hangi kararlar alınacak. Münih şehrinde artan vaka sayıları nedeniyle halka açık alanlarda alkol satışının sınırlanması gündemde yeni vaka sayılarına bağlı olarak 7 gün içerisinde 100 binde 35'in üzerine çıkan yerlerde saat 21'den sonra alkol satışı 23'ten sonra da tüketimi yasak olacak belediye başkanı Reiter bu kararı almak hiç de kolay olmadı ancak daha ağır önlemlerden kaçınmak için mecburduk dedi. Bavyera'nın bazı şehirlerinde hafta sonu akşamları kamusal alanlarda alkol satışı zaten yasaklanmıştı. Bu yasakların sebebi gençlerin sokaktaki büfelerden içki alıp bu şehir meydanlarında parti düzenlemeleri, burada hiçbir kurala dikkat etmemeleri. Bavyera'da Türkiye'nin de Nürnberg Başkonsolosluğu'nda da bir vaka tespit edilmişti. Bunun üzerine konsolosluk binası 2 hafta süreyle kapatılmıştı. Binanın 31 Ağustos'tan itibaren yeniden hizmet vereceği duyuruldu. Avyara demişken bu haberi de not edelim. Saksonya eyaletinde ise salı gününden itibaren maske takmayanlara 60 avro para cezası kesilecek. Kasım'da Noel pazarı gibi etkinliklere de izin verilmesi gündemde. Bazı şehirler sert tedbirler oluyor. Bazıları da esnek davranıyor. İşte Noel Pazarı'na izin vermeyi tartışıyor. Ruhr Üniversitesi bir araştırma yaptı. Tedbirlere uymakla ölüm oranları arasında net bir ilişki buldu. Korona kurallarına uyulan ülkelerde ölüm oranı uymayanlara göre 13 kat daha düşük. Kurallara en çok uyan ülke ise %84'le Almanya oldu. Tabii kurallara uymak yetmiyor. İşin bir de ekonomik boyutu var. Alman Şehirler Birliği, yatırımlara devam edebilmek için hükümetin milyarlarca avro ek destek vermesi gerektiğini açıkladı. İşletmeler, şirketler kayba uğrayınca iktisadi açıdan belediyeler de yaklaşık 6 milyar avro vergi geliri kaybetti. Şirketler bir yükümlülüğü yerine getiremedikten sonraki 3 hafta içerisinde iflas başvurusunda bulunmalılar normalde. Bu yükümlülük Korona nedeniyle Eylül ayı sonuna kadar askıya alınmıştı Şimdi federal hükümet Bu süreyi Daha da uzatmayı planlıyor Çalışma bakanlığı da Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor 2022 yılının Mart ayına kadar uzatılması gündemde Bakan bu şekilde bir öneride bulundu Sol partiden bir Açıklama geldi Uzatılması fikrine destek verdi sol parti Ancak Oranları çok düşük buldu Kısa çalışma ödeneğinin net ücretin %90'ını düşük ücretlilerde de %100'üne çıkarılmasını önerdi Sol Parti. Şu anda %67'de. Peki bütün bunlar ne zaman sona erecek? Bilim insanları aşı bulununca diyor. Dünya Sağlık Örgütü 172 ülkenin dahil olduğu bir dizi aşı çalışması şu anda klinik araştırmaların son aşamasında tünelin sonunda ışık göründü açıklamasını yaptı. Genel direktör bu sene sonuna kadar en az 2 milyar doz aşı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ve destek istedi hükümetlerden bugüne kadar ekonomik destek paketlerine 12 trilyon dolar harcadılar. Aşı çalışmalarına da destek versinler dedi. Diğer taraftan aşı karşıtları protestolara devam ediyorlar. Her şeyin yalan olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. İtalya'da maske mecburiyeti genişletilince İlk ceza polislere koronavirüs yok diyen bir gence kesildi. Bu kişi 400 avro ödeyecek. Avustralya'da da karantina kuralına uymayan 28 yaşındaki bir genç 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 14 gün otelde karantinada kalma şartıyla izin verilmiş. Ancak süre dolmadan hemen seyahat etmeye çıkmış. Gençler bu konularda sabırsız. Bu arada Avustralya başbakan düzeyinde aşının zorunlu olması gerektiğine yönelik açıklamalar yapmıştı. Diğer ülkelerde henüz böyle bir tartışma yok. Aşı zorunlu olmayacak, isteyen yaptıracak, istemeyen yaptırmayacak. Zaten bilim insanları nüfusun %60'lık bir kesiminin aşı yaptırması durumunda salgının kontrol altına alınabileceğini düşünüyorlar. Birçok kişi virüs kaptığının farkında bile olmuyor mu? New York'ta bir araştırma yapıldı. Antikor testlerinde 5 kişiden birinin koronaya yakalanıp atlattığı sonucu çıktı. Gerçi Hollanda ve Belçika'da İki korona vakası iyileştikten birkaç ay sonra yeniden virüse yakalandı. Şimdi bu kişilerin istisna olup olmadıkları araştırılıyor. Hong Kong'da da benzer bir örnek vardı. Bunun mümkün olduğunu düşünen uzmanlar var. Hollanda'da ilginç bir deney daha yapıldı. Anne sütünde koronaya karşı antikor bulundu. Koronaya yakalanıp atlatan 30 kadından alınan anne sütü örneklerinde virüsü engelleyecek güçte antikor çıktı. Avrupa Birliği Komisyonu istihdam programlarına destek çalışmalarını sürdürüyor. 81 milyar avro destek verilmesini önerdi. Bunun için sermaye piyasalarından 100 milyar avro kaynak toplanacak. Üye ülkelere kredi verilecek yani borçla borç verilecek. Birçok sektör etkilendi. En çok etkilenen sektör turizm. Birleşmiş Milletler bu sektörde 120 milyon kişinin işsiz kalabileceğini düşünüyor. Gelişmiş ekonomiler için bir şok ancak gelişmekte olanlar için acil bir durum olduğunu vurguluyor Birleşmiş Milletler raporu. Yılın ilk 5 ayında %56 düşmüştü turist sayısı. Bu seneyi %78 düşüşle kapatabilir. Bunlar turizm sektörü için alarm veren rakamlar. Belarus'ta seçimler oldu. Abi bunu tartışıyor. Devlet Başkanı Lukashenko kazandığını iddia etti ama milyonlarca insan Belarus'ta sokaklarda, başkanlık sarayında Elinde silahla, korumalarla, çelik elekle görüntüler verdi. Rusya destekliyor Lukashenko'yu Belarus'ta. Avrupa Birliği de muhalefeti destekliyor. Rusya'da Putin muhalifi bir siyasetçi var. Alexei Navalin. Zehirlenme şüphesiyle o da hastaneye kaldırılmıştı. Almanya'ya getirildi özel uçakla. İlk bulguların zehirlenmeyi gösterdiği açıklandı. Evet, dünya siyasi tarihinde birçok suikast ve suikast girişimi var. Mehmet Ali Ağcan'ın Vatikan'da Papa'yı vurması, ABD Başkanı Kennedy'nin öldürülmesi, Roma İmparatoru Jules Caesar'ın en yakınları tarafından hançerlenmesi ve o söylediği muhteşem son sözler. Sen de mi Brutus, öyleyse yıkıl Sezar. Oysa o üvey oğlu e, senle düşman olduğunda bile dostluğundan şüphe etmedim demişti. Jules Caesar, büyük imparator, kendisini kaçıran korsanların ailesinden istediği fidyeyi az bulmuştu. Miktarı arttırmalarını istedi. Serbest kalınca korsanların hepsini idam ettirdi. Dünya tarihinin en etkili insanlarından, en büyük komutanlarından biri. Hem iyi bir hatip hem iyi bir yazar. Sezeryan yönteminin adının da ondan geldiği söylenir. Sezar'ın Sezeryan'la doğan ilk kişi olduğu ve bu işleme bu nedenle ismini verdiği düşünülür. Bu konuda ama bilim dünyasında tartışmalar var. Doğru diyenler var. Annesi ameliyatta ölmedi o zamanın şartlarında ölmesi gerekirdi diye yanlış diyenler var. Bir de Sezar'ın hakkı Sezar'a sözü var. Hz. İsa'nın o da dilimize geçti sonradan. Bu ifade de şuradan geç geliyor. İsa'ya sormuşlar. Biz şimdi vergi sana mı vereceğiz yoksa Sezar'a mı diye. O da Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vereceksiniz demiş. Oradaki Sezar ama Jül Sezar değil imparator anlamında kullanılıyor. Sonraki Roma imparatorlarından birine atfen söylenmiş bir söz. Jul Sezar diye Shakespeare'in bu anlatan olağanüstü bir eseri var. Korkak bin kere ölür, cesur bir kere. Bu söz ilk orada geçiyor. İki yüzlü soytarıların biri olup da önüme gelene dostluk yeminleri edersem, şunu bunu kucaklayıp, pohpohlayıp, arkasından ağzıma geleni söylersem, el tavlamaya çalıştığımı görürsen, kork o zaman benden diyor Shakespeare. Gerçekten de yalancı, iki yüzlü insanlardan gerçekten de korkmak lazım. Bazen gerçeği görmemize rağmen konduramıyoruz. Son ana kadar bir umutla işte eski günlerin hatırına belki düzelir diye bekliyoruz ama sonunda bir bakıyoruz. Sezar gibi en yakınlarımız tarafından sırtımızdan hançerlenmişiz. Tarihe sen de mi Brutus diye geçti bu söz ama aslında herkes buraya Brütüsü silip başka bir isim yazabilir. Hangimiz en yakınlarımız tarafından hançerlenmedik ki. Shakespeare ne güzel söylemiş: "Utan ey ça, soylu insan yetiştirmez oldun. Hoşça kal."